Masası ailesi, bugün sizlerle birlikte uzay serimizin 20. videosunu çekeceğiz. Aslında Türkiye için çok büyük bir adım atıldı uzay konusunda. İlk astronotumuz uzaya gönderildi ve şu an zaten uzayda Alper Gezer Avcı. Bizim için çok büyük bir adım ve bundan sonraki uzayla ilgili yapacağımız çalışmalarda da büyük tecrübe yaratacak aslında bizim için. Eğer gidişi konusunda canlı yayınları izlediyseniz ve çok fazla terminoloji hakkında bilginiz yoksa bu video içerisinde hepimizin anlayacağı şekilde sizlere nasıl gidildiği ve nasıl dönülecek bundan bahsedeceğim. Kısa bir video olacak. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim dostlarım. Şimdi nasıl gidildi? Şöyle, Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürebilmek için iki tane parça kullanıldı dostlar. Birinci parça Falcon 9. Bu Falcon 9 dünyadan çıkışı sağlayan güçlü motorlara sahip bir aslında araçtı diyelim. Yer çekiminin aşağı doğru çekimi ile birlikte size roketlerin nasıl havalandığı konusunda bir video çekmiştim bunun öncesinde. Tekrardan anlatayım. İtme kuvveti, yani itki kuvveti dediğimiz bir kuvvet sayesinde motorların güç uygulamasıyla yukarı doğru hareket başlıyor. Ve itki kuvveti ne kadar çok artarsa hızı da o şekilde artıyor dostlarım. Ve bu hız şöyle söyleyeyim, 25 bin kilometreye kadar da çıkan bir hız. Siz araçta 200 kilometre bir hızla gittiğinizde ne kadar hızlı gittiğinizi fark ediyorsunuz ya da dışarıdan bu 200 kilometre giden aracı izlediğinizde ne kadar hızlı gittiğini fark ediyorsunuz ya. 25 bin kilometre diyorum. 90 dakikada bir güneşin doğumunu, batışını görebiliyorlar dostlarım bu hızla birlikte. Şimdi bu Falcon 9 dünya dışarısına çıktıktan sonra sistemden ayrılıyor dostlar. Ayrıldıktan sonra serbest düşüşe geçiyor ve atmosfere girdiğinde tekrardan motorlarını çalıştırıp hızını düşürmeye çalışıyor. Çünkü serbest düşüşte yer çekimiyle birlikte çok büyük hızlarda aşağı doğru düşüyor. Ama motorlarıyla birlikte biraz çalıştırdığında hızını kontrol etmeye çalışıyor. Yani ters ilişki olduğunu düşünün. Düşerken ki 25 bin kilometre hızla yukarı doğru aslında motorun çalışmasıyla oluşan hız arasında yavaş yavaş azalmalar oluyor ve yer kontrolleri sayesinde de kalkış yapmış olduğu istasyona tekrardan geri geliyor dostlarım. Peki o ikinci parça dediğimiz kısım ne oluyor? Dragon kapsülüne bağlı olan kısımdan bahsediyorum. Bu kısımda dostlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesine, yani dünya yörüngesine girdiğinde bu sistem, kapsül, sonrasında o parça da ayrılıyor. O parçanın içerisinde yönlendirme motorları var ve yönlendirme motorları sayesinde yörüngeyi buluyorlar ve bu yörüngenin içerisine giriyorlar. Sonrasında Dragon kapsülünün 36 saatlik bir ilerleme süreci başlıyor. Bu ilerleme sürecinden sonra da Uluslararası Uzay İstasyonu'na birleşmesi gerçekleşiyor ve birleştikten sonra astronotlar uzay istasyonuna Dragon kapsülünden çıkarak gidiyorlar ve 14 gün boyunca orada çalışmalar gerçekleştirecekler. Uzayla ilgili, uzayda yetiştirilebilecek bitkilerle ilgili, farklı birkaç konuyla ilgili bir araştırma yapacaklar. Bu araştırmalar yapıldıktan sonra nasıl inecekler? Aslında en büyük sıkıntımız ve en büyük düşündüğümüz durum bu değil mi? Şöyle inecekler, Dragon kapsülü zaten Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapıştığı için tekrardan astronotlar Dragon kapsülünün içerisine geçecekler ve sonrasında uzay istasyonundaki kontrollerle birlikte uzay istasyonu kapsülü salacak. Yönlendirme motorları olduğu için bu Dragon kapsülünün içerisinden de yönlendirme motorlarıyla birlikte yörüngeden çıkarak serbest düşüşe geçmesini sağlayacaklar. Belli hızda Falcon 9 gibi Dragon kapsülü dünyaya düşmeye başladığında dostlarım, atmosfere ilk girdikten sonra yavaşlatmak için paraşütler açılacak. Bu paraşütlerle birlikte hızı birazcık aslında düşürülecek.
Ana paraşütler de yer yüzeyine daha yakın mesafeye geldiğinde açılarak uygun görülen bir noktaya Dragon kapsülü indirilecek ve sonrasında gönderilen astronotların tecrübeleri bize aktarılacak dostlarım. Bu konu hepimizin anlayacağı şekilde anlatım şekli aslında bu dostlarım. Peki bizim ülkemize bunun nasıl bir faydası olacak? Şöyle düşünelim. Çok büyük para verilen bir iş gibi görülüyor ama ülkemizin adının uzayda geçmesi bizim için gelecek konusunda da çok büyük adımlar atılmasını sağlayacak. Belki ilerleyen süreçlerde bu kapsül sistemi ve bu roketi uzaya gönderme sistemlerini biz kendimiz de oluşturabiliriz ama bu bizden geçiyor. Bizler eğer çok çalışırsak ve bu konuda kendimizi geliştirirsek bunu ülkemizde de yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu uluslararası uzay istasyonu dediğimiz kısım, yani şöyle düşünün, merkez, uzayın merkezinde duran kısım 98 yılından beri gönderilen parçalarla o yörüngenin içerisinde sürekli dönen bir merkez gibi düşünün, bir bina gibi düşünün dostlarım. O bina sürekli orada duruyor ve içerisinde sürekli kalan 7 tane astronot var. Şu anda da zaten 7 astronot ve bizim göndermiş olduğumuz 4 astronotla 11 tane astronot şu an onun içerisinde çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yani diğer ülkeler bunu 98 yılından beri yapıyor ve biz 2024 yılında ilk astronotumuzu uzaya gönderdik. Bundan sonraki hedeflerimiz de Ay'a göndermek olacak. Ay'daki çalışmalara katılacağız ama bunu hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için de bizim bu konuda bilgili olmamız ve çok fazla çalışmamız gerekiyor açıkçası. Videomu bitirmeden önce aslında Alper Gezer Avcı'nın da söylediği gibi istikbal göklerdedir. O yüzden hepimiz bu istikbali göklere çıkartabilmek için çok ama çok çalışıp uzay konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Umarım size faydalı bir video olmuştur ve bilgilenmişsinizdir. Arkadaş ortamınızda, iş ortamınızda bu konuyla ilgili bir durum olduğunda ya bu adamlar nasıl inecek diye bir konuşma geçtiğinde bu şekilde inecekmiş dediğiniz zaman kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu konuda size küçük de olsa bir anlatım sunmak istedim. Eğitim Masası ailesi, bir dahaki videomuz gelene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.